selam. Bende eyeliner çekme yetisi verilmemiş bana, yok. Ama elbet bir gün gelir. Bu kader diyorum. Burnuma kadar. Maşallah. Okey. Bu videonun çekiliş amacı bugün geri dönmekte. Şey fark ettim, burada sen yalnız benim. Harbi lan. Neden? Gerçekten bazı insanlar apartmanda yaşamamalı ya. Sakin ol. Çevremdeki tek yalnız insan ben olamam, olmamalıyım ya. Aşk isteyene aşk, para isteyene para, iş isteyene iş gelecekmiş. Hepsini istiyorum. Videolarımı izliyor. Bunu buradan küçük atıyorum. Yağının en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsız. Hava çok soğuk. Bir simit börek poç bir şey alınca. Harıl hurul giren bir insanım. Duşamıyorum. 100 kat fondöten sürdüm. Senden tüm kalbimi nefret ediyorum. Burunları aldık dokundurma zamanı gelmiştir. Bu perşembe ve cumartesi kanalımda buluşmayı unutmayalım. Hoş bulduk. Görüşmek üzere. Selam. Şu an kulaklığımda çıkarttım. O kadar çok ışık var ki kendimi çok profesyonel bir çekim yaptığımı hissediyorum adeta. Buradaki ring light'ım, burada da YouTube ekranından bir böyle white screen şeyim var. Neyse ya, hoş geldiniz ben. Yaren nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bunu çekmek için gerçekten çok büyük uğraşlarım. Çok uzun zamandır böyle bir video çekmek istiyorum. Bekliyorum tekrar geri dönmek enerjim. Vaktim olmasını bekliyorum. Vaktim hiçbir zaman olmayacak. Bunu çok iyi biliyorum. O yüzden ben de dedim ki Yaren dedim, gün bu vakittir dedim, boş ver dedim. Şu an saat bakın bir 3.30 ama sanırsınız ki 7-8 falan gibi böyle bir karartı var. Hava bugün çok kötü. O yüzden full ışık altındayım. Bilmiyorum nasılım ama ben şu an aniden kendimi gayet iyi görüyorum. Bir kontrol ettim. Ekranda güzel gözüküyor. Çok uzun bir giriş yaptım. Şimdi şu saçlarımı toplayayım. Buluşmamızın şeyini açıklıyorum. Evet, bugün böyle keskin bir makyaj yapmak istediğim için bantla başlayacağım. Geçen gün arkadaşlarım dışarı çıkarken ben bu makyajı yaptım. Kız kıza çıkıyorduk. Ondan sonra ben de makyajı çok beğendim. Biliyorsunuz ki bende eyeliner çekme yetisi verilmemiş bana, yok. Ama elbet bir gün gelir, kazanılır. Normalde bu bantı kullanmıyordum, o yüzden şimdi ucunu bulma seremonisi yaşıyoruz. Tamam, buldum. Bunları çok uzun zaman önce İngilizce'den falan almıştım. Bu arada şu kaşlarımı bir halledeydim keşke. Evet, bu ucu kalsın. Yani şu kaşlarımı bir halledeyim. Abo'nun... Ay, yazım okunuyor. Umarım çok duyulmuyordur ama bunu anca yetiştireceğim. O yüzden ara veremiyorum. Abo'nun bu kaş kalemiyle dolduracağım kaşlarımı öncelikle. Kaşlarım çok dağınık. Bunları da bir toplamam lazım. Ama... Yani geçen kuzenimin düğününde bir kaş faciası yaşamıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bahsetmiş olmam lazım illa bir yerlerde. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz bir tık bazı şeyler kaçırıyor olabilirsiniz. Çünkü genelde buraya içerik üretmek daha uzun zorlu bir süreç oluyor. Ama Instagram'a hikaye atmak 5-10 saniyede hemen yapabiliyorsunuz. Güzel olmanıza da gerek yok. Hani efekt kullanıyorsunuz. Bambaşka bir insan oluşuyorsunuz yani. Oluşuyorsunuz. O yüzden oraya içerik üretmek nispeten daha kolay. Orada daha çok şeyler paylaşıyorum. Şimdi bunu tekrar yaptık. Bunu böyle kaşımla kirpik dibimi, bitişini falan hizalamaya çalışıyorum. Oldu kader diyorum. Burnuma kadar. Boş verin, böyle olacak. Diğerini daha kısa tutarız. Takmamı da başarım. Çok hızlı çektim. Yani bağda gibi. Canım acıdım. Ya bakın eyeliner ne kadar çekemiyorum böyle fark ediyor musunuz? Yani bantı bile koyamadım. Şimdi ben bu bantı sonradan koyuyordum. Öf. Tamam, başlıyoruz tekrar. Evet, devam ediyoruz. Hiç moral bozmuyoruz. Avanın bu kapatıcısıyla göz üstümü kapatacağım ki hani temiz bir görüntü oluşsun. Bunun için de Naşita'nın bir fırçasını kullanacağım. Bu arada gratis dışında Naşita'nın fırçalarını almamaya karar verdim. Çünkü bence sahte fırça gönderiyorlar. Bilmiyorum, kullandıktan sonra fark ettim. Gratisten aldığım fırçam asla hiçbir şey olmadı. Gayet sapasağlam maşallah. Ama internetten aldığım fırçam kırıldı ve onu şey yaptım. Uhuyla tekrardan bağladım birbirine. O yüzden şu an güzel, okey bir
kullanımı var. Okey. Çok fazla böyle yabancı kelime katmaya başladım. Hiç sevmezdim normalde. Hala sevmiyorum bu arada da. Çok dini büyük kesme yara. Okey. Çok loop falan. Böyle salak salak şeyler kullanmaya başladım. Tamam. Bu sefer güzel oldu. Pudrayla sabitlemiyorum. Çünkü zaten far kullanacağım. Kullanacağım farlar. Toz. Sonrasında temizleyeceğim için de toparlanacaktır. Şimdi bir sürü paletim var şu an elimde. Bu sıralar bunu kullanmayı çok seviyorum bu arada. Eğer sade bir makyaj yapacaksam şu an beni nasıl ciddiye alırsınız bilmiyorum ama Avalon Sunset Beats isimli şöyle bir şeyli görebiliyor musunuz bilmiyorum ne kadar böyle parıltıları belli oluyor. Alışveriş videomda gösterdim mi? Ekim'de mi aldım bunu hatırlamıyorum ama çok güzel bir far paleti. Aşırı derecede bayılıyorum. Ama ben şimdi Avalon'un başka bir paletini kullanacağım. Bir iki bu paletleri almışım diyorum. Çünkü gerçekten çok güzeller. Ve çok böyle şeyler. Şok ürünler. Very Peachy isimli şu. Şöyle içinde. Şöyle gösterebilirim hatta. Böyle renkleri alan. İlk olarak şu rengini alacağım. Koyu, mat koyu rengi alacağım. Hemen böyle fırçalarım da burada. İlk olarak ne istiyorum biliyor musunuz? Buradaki mat koyu rengi dış köşelerime vurgulamak istiyorum. Daha sonra onları hafif içeri doğru dağıtacağım. O yüzden kalem bir fırça alıyorum. Bunu da internetten almıştım. Gayet uygun fiyatlıydı. Şöyle gözlerimi kapatıp dış köşelerimi V şeklinde uyguluyorum. Bu arada evet. Bu videonun çekiliş amacı tabii geri dönmekte. Yine bir format başlatacağım kendime göre. Bu arada eğer başka birisi yapmışsa benim size anlatacağımı, yani sen bundan çalmışsın, bundan esinlenmişsin derseniz lütfen aşağıya yazın. Ne olur. Ben çok esinlenirim. Ve esinlendiğim kişiyi de unuturum. Benim hafızam bu konuda kötüdür. Bu arada bakın çok şey değil, böyle nude bir renk duruyor. Böyle hafif turuncumsu bir ten rengi gibi duruyor. O yüzden ben bu görüntüyü seviyorum. Şimdi diğer gözüme geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ben ne vlog çekebiliyorum ve konuşmayı, sohbet etmeyi, sizi hayatıma dahil etmeyi seviyorum. O yüzden dedim ki mesela ben şimdi anlatacağım diyeceğim ki yarın ay dün okulda şöyle bir şey olmuştu diyeceğim. Ben o sırada mesela vlog çekeceğim kendimce. Ay yanlış şeye fara dokundurdum. Ondan sonra mesela dedim ki şöyle bir şey olmuştu ya diyeceğim. 30 saniye bir dakika falan böyle videolar girecek araya. Ne bileyim seversiniz diye düşündüm. Ben böyle bir video izlemek istesem severdim herhalde diye düşünüyorum. Yani o yüzden olacağını düşünüyorum. Seveceğini düşünüyorum videonun. O yüzden dedim ki böyle bir şey yapalım. Arada belki bakarsınız hani böyle ben 2 günlük bir yere giderim arkadaşlarımla. Diyelim ki. O zaman orada çekerim mesela. Yani veya atıyorum şimdi final haftası çok böyle bizim için şey geçti. Yorucu geçti arkadaşlarımla. Gerçekten yorduk. Bu arada şurada karışık renk var. Bu açık kahverengi gibi biliyor musun? Değişik bir tonu oluyor karıştırdığınızda. Ben bunu ortaya bir geçiş rengi gibi karıştırma fırçamla koyuyorum bu arada. Oluyor. Şimdi ne yapacağım? İç köşelerime şöyle daha pufidik bir kalem fırça gibi duruyor. Buradaki açık şu rengi göz dibime, göz pınarlarımı ve içine doğru dağıtacağım. Yani böyle şeyler yapmak istedim. Hatta size şey gelsin. Arkadaşıma YouTube'a geri dönüyorum falan diye böyle konuştuk. Bakın dedim bunu yüklerim size. Ondan sonra da yükle dediler. Böyle bir bir konuşma geçti aramızda. Hadi bu formatın ilk videosunu bu şekilde koyalım buraya. Ben de şu göz pınarlarıma yine paralarımı uygulayayım. Seviyorum abi. Evet. Koyacağım ya. Bu da Vesile. Bu Burak. Ama sevgisi var arkadaşlar. Raşit. Raşit'e sevgisi var. Size dönüyorum bekleyin. Evet bu grubun da komple sevgisi. Şey fark ettim, burada sen yalnız benim. Harbi lan. Neden? Doğru zaman. Evet, doğru zaman, yanlış insan. Tamam. Siz videoyu izlediniz, ben de bunu çektim. Hiç şaşmıyor ya. Bütün gün ben bunun gürültüsünü çekiyorum. Gerçekten çıldırıyorum. Gerçekten bazı insanlar apartmanda yaşamamalı ya. Sakinim.
The Life'ın bu Glow Collection'dan Natural Nudes. Seviyorum böyle Natural Nudes, böyle o telaffuz için en koyu kahvesi var ya. Onu alacağım ve bir, mis gibi kokuyor bu arada, bir eyeliner çekiyorumsu efekti vereceğim. Yani şöyle ince uçlu bir fırça alacağım aslında. Evet, siz ne izlediniz en sonunda? Bizim arkadaşlarla muhabbetimizi izledik. Yani gerçekten videoda izlerken, çizdiği videoyu çekerken fark ettim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yani çevremdeki tek yalnız insan ben olmamalıyım ya. Neyse, ben bu videoyu pazartesi günü çekiyorum. Hatta Instagram'dan paylaşacaktım size, Dinçer Güner'in. Bu hafta aşk isteyene aşk, para isteyene para, iş isteyene iş gelecekmiş. Hepsini istiyorum. Kabul mü? Canım evren, sana gönderiyorum. Hepsini istiyorum. Böyle bir eyeliner görün. Şimdi bunu çekince çok güzel düzgün olacak. Ben bu arada dumanlı bir şekilde çekiyorum. Çok net görüntü istemem ama onu çektiğim zaman aslında buradan net gözücük ama gözüme böyle dağılmış bir şekilde, ama dış köşeleri bir tık daha yoğunluk olacak. Bu arada dökülüyor. Dikkat edin. Dış köşeleri daha yoğunluklu ama buğulu bir eyelinerimsi gibi bir şey olacak. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da bunu uyguluyorum. Bu arada filan haftasında canım best friend'im, en iyi arkadaşım İroş'um geldi. O kadar özlemişiz ki birbirimizi. Yani videolarımı izliyor. Buna buradan öpücük atıyorum. Hatta dünyanın en güzel kızıyla ben böyle sürekli ona bakınca dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı var ama asla İroş kalp hırsızı değildir. Gerçekten, ay kalpsiz değildir yani. Kalp hırsızıdır, çalar kalbimiz canım benim. Ama mükemmel, ama İroş'tan bahsederken bunu yapamadım. Günaydın. Sesim çıkmıyor resmen. Çünkü şu anda sabahın 7.30. Tam sabahın 7.30 olması lazım derken saate bakmaya çalışıyorum. Komşularla karşılaştım. Hava çok soğuk. Ağzımdan duman çıktı, yanamıyorum. Sizin ne kadar alabiliyorsunuz bu arada bilmiyorum ama hemen bir pastanda bir simit börek poğaça bir şey alacağım ve okula gideceğim. Okulda kim var biliyor musunuz? En yakın arkadaşım dünyaya döndü. Yani 2 günlüğüne. Yemi de bizde kalacak. Çok mutluyum. O yüzden baya çıkıyorum ve şu an tıkandım. Sabah herkes ayılmış, benim vlog çekmeme takmış. Çekeceğim arkadaş. Çekeceğim, ne olacak yani. Neyse. Uyuyakalan bir arkadaşımız var, onu arayacağım. O yüzden kapatıyorum şimdilik. Şimdi dünyanın en güzel kızınla buluşacağım. O yüzden bu anımı kameraya almak istedim. Nerede bu kız ya? Asla ki gözüm biri olmuyor. Benim sinirim bozuldu. Başka fırçaya geçeceğim. Başka bir fırçayla böyle hafif derinlik verdim. Bence tamamdır. Maskara falan bu iş hallolur. Gördüğünüz üzere aslında benim göz makyajım bitti. Şimdi en sevdiğim kısım bu bantları çıkarma kısmı. Aşığım bu görüntüye. Bakar mısınız nasıl böyle sivri, böyle net bir eyeliner şekli olmuş. Aynı şekilde seviyorum bunu. Şimdi tabii ki göz altlarıma dökülenler falan olduğu için bir makyaj temizleme mendiliyle bunları temizleyeceğim. Evet, bunları temizledik, gayet iyi oldu. Hemen geçeceğim göz altlarıma. Ondan sonra da tüm yüzüme fondöteni falan uygulayacağım. Benim Skin Food'u çok sevdim biliyorsunuz. Skin Food'un bu somonlu göz altı kapatıcısı bence bayağı başarılı. Ama birazcık daha kapatıcılık istediğimde bunu alta corrector, göz kremi, göz balmı, artık ne derseniz her işlevi gören bir ürün olarak kullanıyorum. Böyle aslında bakın dibini de gördüm. Bir indirimde kapmam lazım. Çünkü yani enflasyona yenik düşen ürünlerden bir tanesi. Neye yenik düşmüyor ki? Hemen uyguluyorum göz altlarıma. Bu arada bu fuarlı şeyi yaparken tek sevmediğim şey ne oluyor? Oraya ben böyle harıl hurul giren bir insanım normalde. Ama oraya giremiyorsunuz. Çünkü o sivriliği bozmak istemiyorum. O yüzden ben de ne yapıyorum dersiniz? Şöyle bir fırça alıyorum ve o dikey yerinden onu çekiyorum.
böyle. Yani ben cilt bakımı yapmayı seviyorum ve genelde hani böyle özel günlerde makyaj yapacaksam mutlaka bir duş alıp hemen böyle cilt bakımı yapıp öyle yapıyorum. O yüzden bana bu parıltı bir tık fazla geliyor. Hani yağlı gibi gösteriyor. Ama üstüne şimdi biraz da uygulayacağım kapatıcıyı uyguladığım zaman çok güzel toparlıyor ve bu altına o kadar güzel bir baz oluyor ki. Bu arada buraya göz altıma da şey kaçmış, far kaçmış. Bu çok başarılı bir kapatıcı. Çok severek kullanıyorum. Günlük hayatımda sadece bunu kullanıyorum. Gayet başarılı ve tek başına yeterli bir oluyor. Ama bazen bana çok somon kalabiliyor cildimin o anki haline, ruhiyesine göre. Yine bu Avon'un Avon True Power Stay 18 saat kalıcılığın olduğunu içeren belki natural beige olan rengini. Şimdi nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Şu iç kısmına, çünkü benim buralarda çok fazla morluğum oluyor. Hele gene geçen gün çıktığımızda sınav haftamızın bitişini kutladık. Hiç benim dersimlerim uzadı, derslerim kaldı. Okulum uzadı, derslerim uzamadı. 3 tane dersim var. Hiç çok güzel bir şey. 22 Edirne plakası, 46. 46 diyeyim artık, delirdim ve 70. Yani 70 de güzel bir puan. 70'e bir şey bulamadım. Yani nasıl bir dönem beni bekliyor bilmiyorum ki. Gerçekten okul uzatınca şunu fark ediyorsunuz ki okulun uzadığı dönem bütün dönemlerden sene ya da gözlerim sulandı. En zor, çünkü atıyorum birinci sınıftasınız, dersleriniz kaldı, ne yaparsınız? 2'de verirsiniz. 2'de dersleriniz kaldı, ne yaparsınız? 3'te verirsiniz. 3'te dersleriniz kaldı, ne yaparsınız? 4'te verirsiniz. 4'te dersleriniz kaldı, bir sıkıntı yaşarsınız, mezuniyet töreni yaparsınız benim gibi. Sonra dersin en fazla ne olur ya, uzar. Uzattığınız sene geçersiniz ve artık bırakabileceğiniz bir sene yoktur. Tamamdır, ben bu görüntüyü çok sevdim. Biraz böyle benim makyaj yapma tarzından bir tık farklı bir tarz, farkındaysanız. O yüzden heyecanlı. Şimdi ne kullanacağım? Şu an FX Pro Camera Ready fontenin, bu bendeki en açık rengidir. Rengini şu an bulamadım. Rengi yazıyor mu? Yazmıyor galiba. Kutusunu yazıyordu. Ben artık bitirmeye yüz tuttu. Sen ürünlerimi biraz daha konuşamıyorum. Bitirmeye odaklanıyorum. O yüzden artık pompasına gelmiyor. Böyle elime böyle koyuyorum. Sonra ne yapıyorum? Ben bu taktiği Nazlı Altaş'tan görmüştüm. Bir videomda mutlaka bahsetmişimdir. O güneş kremlerinin içinde. Bunu da bayağı bitirmişim. Şurasına gelmişim. Yarısına gelmişim neredeyse. O böyle güneş kremlerinin içine çok güzel aydınlatıcı bazlar ve aydınlatıcılar koyuyordu. Likit aydınlatıcılar. O başka bir aydınlatıcı kullanıyordu. Ben de o sıra Avon'dan hani almak istediğim bir aydınlatıcı olduğu için bunu kullandım. Avon'un Glow Drops'larından. Bronze and Glow serisi galiba. 14 milimlik bir ürünmüş. Ben yarısına falan gelmişim. Hiç acımayın. Bütün pompayı böyle elime, hatta bir damla değil, koyun. Bu kadar da koymayın. Ama artık parlarsak parlayalım, nasıl olsa dışarı çıkmayacağım, sizin için çekiyorum. Daha sonra ben bunları karıştırıyorum. Çok güzel, aydınlık bir ten bazı oluşturuyor. Yani mükemmel ya, gerçekten. Güneş kremiyle, sadece güneş kremiyle kullanırsanız biraz da, çok kısa konuşmaya başladım, sakinliyorum. Biraz da hani güneş kremlerinin even tone etkisi mi? Even tone değil, başka bir şey. Hani böyle daha fontenimsi gibi duran. Mesela Mission'ın ben bir güneş kremini kullanıyordum, onun gibi. Öyle bir güneş kremi kullanıyorsanız gerçekten mükemmel olacaktır. Seveceğinizi düşünüyorum. Bir deneyin. Eğer hani dersiniz ki Yaren sonra parlayarak çıkmayalım, bir kere evde deneyin, ne kaybedersiniz? En fazla böyle aydınlık aydınlık gezersiniz o gün. Şimdi ben normalde fırça kullanmaya başlamışım hatırlarsın, ama bunu biraz daha doğal durması için sünger uygulamayı gayet sevmeye başladım. Böyle dağıtıyorum. Bu arada kapatıcılık etkisini bir tık sanki götürüyor gibi, ama çünkü inceltiyoruz aslında ürünü. Yani normalde evinize koyduğunuz fontenden bu kadar alsanız çok büyük kapatıcılık sağlar, ama aslında bunu işte highlight ile karıştırdığımız için fonten miktarını da düşürüyoruz aslında içindeki. O yüzden kapatıcılık, belki daha kapatıcı, aşırı kapatıcı gelen fontenleriniz varsa onlar için de kullanabilirsiniz.
Şu an yüzüm niye böyle oldu? Oradan fark ediliyor mu? Çok kötü. Oradan fark ediliyor mu bilmiyorum ama çok garip bir şey oldu. Ben bunu kullanıp böyle dedim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir makyaj sabitleme spreyi sıkacağım. Ve bu oynamayan fonteni hızlıca... Niye böyle oldu? Cildim yemin etmiş. Bugün bütün durumlar benim video çekmemem için çok elverişli ama ben de inatçıyım arkadaşlar. Kayıyorum sürekli. Bunu da kaydırdım. Niye böyle oldu? Asla anlamadım. Ne yapacağım o yüzden biliyor musunuz? Fonteni sadece buraya alacağım. Ve elimle tekrar fonteni uygulayacağım. Gerçekten Görkut'un bu arada. Gerçekten canını çıkardım süngerin. Evet. Şimdi bir tık fontenle okey hale geldi. Niye böyle olduğunu asla anlamadım. İlerleyen videolarda bunu hep beraber bir çözüm bulacağız. Şimdi çok sinirim bozuldu ama devam ediyorum. Asla yüzüme oturmayan fontenimi bir de kapatıcı et eklemeye karar verdim. Elimdeki fontenle siliyorum. Ve kapatıcıyla devam edeceğim. Bakalım. Kapatıcıyla daha iyi oluyor. Zaten kapatıcı geçecektim. Dediğim en son şeyden bahsediyordum bu arada. Sonra nerelere geldik ya. Revolution markasının bende C2 rengi var concealer'a. Senden tüm kalbimi nefret ediyorum. Bana çok açık rengi. O yüzden... Şu böyle vurgulamak amacıyla, bana çok açık değil mi? Açık yani çok açık değil, o kadar da açık değil de. Şöyle. Belli hati çekikliği yapmaya çalışıyorum. Onu da nasıl dağıtıyorum? Tabii ki süngerimle. Daha da vurguluyorum orasını. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Görkut Hanım ucu sivri olduğu için çok güzel buna izin veriyor. Bakın daha böyle gözlerimi kaptırmıyor. Çok hoşuma gidiyor bu efekt. Şimdi ne yapacağız? Hemen. Artık sabitleyeceğiz. Gerçi sabitleyecek bir şey de kalmadı ama. Yani fontenimiz sağ olsun mükemmel. Direkt olanaklar sağladı. Düşme. Sen de düşme dediyken bunun üstünden düştü. Farmers'ın transparan pudrasını uygulayacağım. Göz altlarıma. Zaten cildim parlak olduğu için çok fazla highlighter sürmeme hatta highlighter sürmeme gerek yok. Ama biliyorsunuz ki ben bir highlighter cedisiyim. O yüzden tabii ki highlighter süreceğiz ama böyle sadece sabitlemek amaçlı ve göz altlarımı kullandım. Şimdi ne yapacağız derseniz. Yine eyeliner çektiğimiz fırçayı, eyeliner yalnız çok kabullendim. Böyle köşeleri yaptığımız şeyi göz altından devam ettirmek istiyorum. O yüzden yine aynı şekilde alıyorum. Çok az kirpik dibime geçeceğim bunu. Ben bu makyajı çok yakıştırdım. Özellikle her makyajı çok yakıştırdım. Celine Beauty'nin Nefertiti aldığı var. Gerçekten aşırı sağlıklı bir cilt yaratıyor. Ben her makyajı yakıştırıyorum. Doğal, ağır bunun gibi. Her makyajı çok güzel gidiyor. Çok seviyorum. Bir tık böyle burun üstüme de kızarmış. Hazır kış ayları da geldi arkadaşlar. Burunlarımız kızarıyor. Burunları aldık, dokundurma zamanı gelmiştir. Artık yukarıdaki yürültüyü salmaya başladım. Çünkü gerçekten kendisi çok... Yüzüne karşı insanlıkla söylemezler ama insan olmadığı için karşımızdaki asla anlamıyor. Şimdi... Silik markasının bu highlighter paletini biliyorsunuz. Şuradaki renk var ya... O çok güzel boğalıkla bütünleşiyor. O yüzden ben bunun üstüne çok hafif onu geçmek istiyorum. Artık böyle makyaj yapmaktan yorulduğum anlara geliyoruz. Genelde hep böyle oluyor. Maskara olarak Avon'un Legends isimli maskarasını kullanıyorum. Bu maskaraya aşık oldum. Bu maskarayı alın aldırın diyebilirim. Tek tek ayıran, uzatan bir maskara. Ben bir tık daha maskarada böyle tek tek ayırsın, uzatsın. Çok hafif kirpik diplerimi dolu göstersin istiyorum. Bunu çok güzel başaran bir maskara. Ben bu maskarayı yakından sürüp geliyorum. Bakın ben çok seviyorum bu maskarayı gerçekten.
Siz de ben diğer gözüme maske sürerken beni buraya yazdığım Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Çünkü oralarda geri döndüm. Evet bakın oldu. Bu arada bugün birkaç gündür UPS kargo ile uğraşıyorum. Kendisi sağ olsun elektrik süpürgesi aldık. Bozuldu. Ve elektrik süpürgemizi kaybetti. Buradan ona bütün saygılarımı, sevgilerimi en içten dileklerimle yollarken bol bol sevdiğimi söylemek isterim. Bugün ne bu? Ben niye bu kadar terliyim bilmiyorum. Bu arada burada göz pınarlarıma koyduğum rengi böyle aşağı doğru çekiyorum. Daha aydınlık görünmesi için çok seviyorum. Şimdi ben bu makyajı yaptım. Bu makyajı nasıl bir ruj olur diye düşünüyordum. Hatta saçlarımı salayım artık. Sonra düşündüm, dedim ki ben böyle parlak, çok parlak olmasını çok sevdim. Çünkü bol bol highlight uyguladık. O yüzden dedim ki bu makyaja yakışır. Böyle ton sür ton gibi bir ruj süreyim. Üstüne de bir adet parça süreyim. Yani gloss süreyim. Bu Fit Alive'ın matte lipstiklerinden 02 rengi. Çok seviyorum ben bunu. Hemen sürüp geliyorum. Keşke bu yıl önce bir dudaklarımı nemlendirseymişim. Tamam, bunu sürdük. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki gloss süreceğiz. Bu da Avon değil, Farmasi'nin böyle bir serisi vardı. Adını asla hatırlamam ama böyle bir gloss'u var. Bu gloss böyle rengi kaçmış birazcık. Tonları pembe. Bunun da bir tık böyle çok turunculuğunu kırıyor. Nötrlüyor bence. Ama bunun şu aplikatörünü çıkartmam lazım çünkü içinden gelmiyor. Böyle dokunura. Sürüyorum çünkü gerçekten gelmiyor. Bakın ben çok güzel bir dudak kombosu oluyor. Ve ben bunu artık her mat rujlarımda kullanacağım. Çok geç keşfettim makyaj koleksiyonumda olmasına rağmen. Ama erken kaybetmeyeceğiz inşallah. Böyle ben çok sevdim bu makyajı. Böyle çekikliği olsun. Çünkü ben biliyorsunuz eyeliner çek tekrar söylüyorum. Biliyorsunuz artık eyeliner çekemediğimce falan filan derken böyle. Şimdi öyle bu video bu kadarlık olsun. Bütün makyaj malzemeleri alta yazmaya çalışacağım. Yazamazsam birkaç gün içinde ekliyor olacağım. Çünkü biliyorsunuz ki çok bir koşturmaca içerisinde olacağım. Bu videoyu bugün çekiyorum. Bu akşam ettiğim yarına yetişecek aslında çok taze çekilmiş bir video olacak ama aralara bayağı çekilmiş videolar ekleyebilirim. Birazcık bayat ama ben onları nasıl yapmayı planlıyorum. Biraz aralarına ben hop taze olarak tazecik bir şekilde girip de tekrar söylemeyi ve yorumlarımı belirtmeyi düşünüyorum. Umarım yapabilirim. O şekilde. Yine format duyurusu bu şekilde olsun. Şu an herhalde bir tane video izlettim ama eğer aralara benim hani unuttuğum ve eklemek istediğim yorum olursa aralara mutlaka girecek. Vlogumsu, sohbetimsi, makyajımsı. Vlog makyaj. Makyaj vlog. Değişik bir şey. Gerçekten eğer bunu yapan bir insan varsa ve ben bunu ondan gördüysem bana ne olur yazın. Çünkü gerçekten bu konu hakkında hani esinlenirim ama kimden esinlendiğimi hatırlamam. Bu şekilde bu video bu kadarlık olsun. Umarım videoyu ve makyajı ve beni sevmişsinizdir. Özleştiğimizi düşünüyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilsiniz. Bütün izleyen kişiler abone olmuyorlar. Çok sevinirim abone olursanız. Aynı şekilde beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanal bildirimlerimi açarsanız oradan da her videoyu yüklediğimde salı, perşembe ve cumartesi artık size mutlaka bildirim geliyor olacaktır. Gelmezseniz salı, perşembe ve cumartesi kanalımda buluşmayı unutmayalım. Sizleri kocaman öpüyorum ve seviyorum. Hoş bulduk. Görüşmek üzere.